kronometresini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray. Kastamonuspor mücadelesi başlıyor. Galatasaray topun sahibi Emin. İlk dakikanın içindeyiz. Sol tarafa doğru uzun bir top. O top dışarıya gidiyor. Kale vuruşu kullanılacak. Kale vuruşunu kullandı. Mücahit. Kastamonuspor'un kalesinde Mücahit var. Defans arkasına atılan top. O top Galatasaray kalecisi Okan'da. Bugün Okan var kalede. İkinci dakikaya girdik. Nefs tadında gol eşitlik var. Galatasaray GMG Kastamonuspor mücadelesinde. Emin ve Ross stoper ikilisi bu akşam Galatasaray'ın. Anhot yerden gönderdi. Seferovic hareketlendi. Top oyun alanını terk ediyor. Mücahit de yine kale vuruşunu kullanacak. Konuk ekip GMG Kastamonuspor. Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitirdi Galatasaray. Kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor 2. turdan başladı. Kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. tura yükseldi ve Galatasaray'la eşleşti. Ross ve Emin stoper ikilisi demiştik. Ross kalesi Okan'a döndü. Okan topu hemen oyuna soktu. Taç. Yuvuğa taç atışını kullandı Galatasaray'da. Pasta isabet yok. Top taça gidiyor. Bu defa GMG Kastamonuspor kullanacak taç atışını. Dakikalar 3'ü gösteriyor. Ali Samiyan spor kompleksi Nefs stadında. Ramazan taç atışını kullandı. Bir kez daha Ramazan cezalarına doğru gönderdi. Kafayla müdahale geliyor. Hakem oyunu durdurdu Yiğit Arslan. Bir sakatlık yaşanıyor. Hemen o bölgeye gitti. Ömer Faruk yerde kalan isim GMG Kastamonuspor'da. İstemeden de olsa Ross'un dizi tam kafasına gelmiş. Ross oldukça yükseğe çıkmıştı. Umarım tehlikeli bir şey yoktur. Kalktı şimdi Ömer Faruk. Sağlık görevlileri oyun alanında. Ross'a girdi. Mücadele sonrasında bir sakatlık yaşamıştı. Hakem atışıyla tekrar oyun başlayacak. Dakika 4. Yiğit Arslan Oliveira'ya bıraktı. Atış hemen kullanıldı. Orta alanda baskı. Top konuk ekipte kalıyor. Kaptırılan top şimdi Galatasaray. Rakip yarı alanı yerleşti. Gomis geriye bıraktı. Sol tarafta Fanan Olt. Fanan Olt geçemiyor rakibine. Kontra atak şansı yakalamak istedi. GMG Kastamonuspor faulle oyun kesiliyor. Kendi aralığından serbest vuruş kullanacak konuk ekip. Pozisyon bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Atekin yerde kaldı o pozisyonda. Serbest vuruş hemen kullanılacak. Faruk sol tarafa gönderdi ama hızlı bir top. Amir yetişemiyor. 4,5 dakika oldu. Şu ana kadar oynanan oyun gerçekten tempolu, keyifli bir oyun vaat ediyor. Takımların sağ içi dizilişlerini de ön plana çıkarmak istiyorum. 4-2-3-1 ile oynayan
Kastamonu karşısında Galatasaray 4-4-2 dizilişiyle oynarken görüyoruz. Bu da oldukça ofansif bir anlayış. Galatasaray lehine ofansif olduğu gibi oyun anlayışı olarak Kastamonu da birinci bölgede rakibi kabullenen değil, daha önde karşılamaya çalışan ve kazandığı toplarla da hücumu düşünen bir yapı içinde. O yüzden ofansif, seyir yönü yüksek bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Berkan şimdi onu pası. Rashica geriye döndü. Emin'in pası. Fanana Old yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Yiğit Aslan. Tepki var tribünlerden. Kontra atağı çıkıyor. Kastamonu Spor. Offside bayrağı kalkıyor. Tam önümüzdeydi. Doğru karar. Bu maçta VAR'ın olmadığını hatırlatalım. Bu pozisyonda göster maçın hakemi çevrilmişti. Fanana Old böyle yerde kalıyor. Devam dedi Yiğit Aslan. Bu pozisyonda Yiğit Aslan İzmir bölgesi hakemi, Süper Lig'de maç yönetmedi. Evet ve o pozisyonda da topa temas eden vuran Fanana Old'tu. Net bir faulü kaçırdı. Böyle devam ederse Galatasaray'ın zaten hakemlerden yana şikayeti çok. Ross defans arkasına attı. Seferovic şimdi topla buluştu. Çıkmasına izin vermedi Seferovic. Top hala kendisinde. İkili sıkıştırma vardı. Çarptırdı. Tacı aldı. Taç atışını Galatasaray kullanacak. Topun gelmesini bekliyoruz. Yiğit Hoca'nın o tür hataları yapmaması lazım. Her iki takım lehine aleyhine de olsa. Emin kafayla karşıladı. Kastamonu Spor'da kaldı top. Fanana Old. Top hala kendisinde. Ross. Kaleci Okan. 8. dakikanın içindeyiz. Golsüz eşitlik var. Galatasaray GMG Kastamonu Spor mücadelesinde henüz gol yok. Yusuf. Öncesinde Yiğit Aslan şimdi oyunu durdurdu. Oyunculara uyarılarda bulunuyor. Şimdi atışın kullanılmasını istedi. Tüm hatlarıyla rakip yer alanda Galatasaray. Fanana Old. Emin. Berkan. Gomis oynadı. Oliveira. Berkan topla buluştu Galatasaray'da. Emin Oliveira bir kez daha Emin. Oliveira bu defa sağ tarafa gönderdi. Gomis. Gomis'in pası etkili geldi Galatasaray. Berkan. Top kaleciye geliyor Mücahit. Bir sakatlık yaşanıyor. Maçın hakemi Yiğit Aslan o bölgeye gitti. Berkan Kutlu yerde kalan isim. Galatasaray'da bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Bu müdahale sonrası yerde kalmış yönetmenimiz Murat Aktaş ekranlara taşıyor. Berkant'tan önce rakibin müdahalesi var. O yüzden güzel bir şut olmadı. Şimdi Galatasaray önde iki santraforla oynuyor. Gomis ve Seferovic. Rakip de iki stoperiyle onları karşılıyor. Yani defansta adam adama bir eşleşme var. Bu eşleşmeler hücum eden takım için her zaman avantajdır. Ama orada sayısal olarak rakibe vermediğiniz üstünlüğü orta sahada veriyorsunuz. Orta sahalarda şu an iki Galatasaraylı Oliveira ve Berkan'ın oynadığı orta sahada 3 tane Kastamonulu var ki bu sayısal üstünlük Galatasaray'ın orta sahada işini biraz zorlaştırabilir. Fanana Old taç atışını kullandı. Emin'le oynadı. Emin
bir diğer stopere, Rosa iki stoperde, rakip yer alanda Galatasaray'da tüm hatlarıyla yerleşti yine GMG Kastamonuspor yer alanına. Galatasaray, Berkan geriye döndü. Emin bir kez daha Berkan'la oynadı. Berkan baktı arkadaşlarına. Berkan şimdi ceza alanına doğru gönderdi. Kafa vuruşu, top kaleci Mücahit için kolay bir top. Ellerinde kalıyor. Birinci dakika, Nef Stadında golsüz eşitlik devam ediyor. Galatasaray GMG Kastamonuspor karşılaşmasında Oliveira, Gomis, Seferovic'i düşündü ama Seferovic oraya hareketlenmemişti. O top kaleci Mücahit'e kadar geliyor. İlk düdükte başlayan tezahürat hiç susmadı, devam ediyor. Galatasaray taraftarı büyük destek veriyor takımlarına. Kaleci Okan hemen topu oyuna soktu. 12. dakikanın içindeyiz. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde. Emin, Ross oynadı. Ross, Berkan. Baskı vardı orada Berkan'a. Top Galatasaray'da kaldı. Rossu bir kez daha topla buluşan isim. 25 bine yakın taraftar var tribünlerde. İki santrafor stoperlerin markajında oynadıkları için adam adama bir oyun görüyoruz orada. Onlar santraforlarla hareket ettiği için de araya Raşika'nın ve Yusuf'un çok müsait koşulları oluyor. Bunlar Galatasaray adına pozisyon getirebilir sevgili Cemil. Emin falan oldu oynadı. Oliveira iyi sakladı topu. Sonrasında pasını veriyor Berkan'a. Ross topla birlikte yine rakip yarı alanta. Berkan. Oliveira. Ceza alanına gönderdi. Etkili geldi Galatasaray. Defansın orada müdahalesi var. Dubois takip etti topu. Sonrasında da korner. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Oliveira köşe gönderine gidiyor. 13. dakikadan çıkmak üzereyiz. Galatasaray korneri kullanıyor. Gomis böyle yansıdı ekranlara. Oliveira korneri kullandı. Ön direkte kafayı defans vurdu. Dubois. Başarı yok. Oliveira geldi. Topun sahibi oldu. Emin. Emin. Ross. Berkan. Oliveira. Emin'in kontrolünde top. Ross oynadı Emin. Berkan. Bir kez daha Ross. Tekrar Berkan. Defans arkasına gönderdi Berkan. Raşitsa. Müdahale geldi. Taça gidiyor top. Kastamonu öndeki baskılardan vazgeçti. Orta sahada karşılıyor. Galatasaray iki stoperi ve onlara şimdi ceza alanında tehlike. Top kaleye paralel gidiyor. Taç. Onlara orta sahadan yaklaşan, zaman zaman da onları üçleyen Berkan'la geriden oyun kuruyorlar. Sağ tarafta Dubois'ı içe doğru kat ederek içte top istediğini görüyoruz. Yusuf kanatta kalıyor. Bir taş daha. O topta Okan Hoca'ya geldi. Okan Buruk'un da bugün doğum günü.
19 Ekim 1973'te doğdu Okan Hoca. Bugün 50. yaşına girdi. Galatasaray formasıyla 7 şampiyonluk, 5 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 UEFA, 1 UEFA Süper Kupası kazandı. Teknik adam olarak Başakşehir'le şampiyon oldu. Akhisarspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Müthiş bir kariyer. Nice senelere Okan Buruk Hocam diyelim. Okan Hoca'ya ben de bütün sevdikleriyle, özellikle ailesiyle çok sağlıklı, mutlu, başarılı bir yaşam diliyorum. Şimdi GMG Kastamonuspor'un baskısı var. Defans arkasında atlağı top. Orada Ross var. Topu Taç'a gönderdi. Taç atışını kullanacak. GMG Kastamonuspor. Konuk ekip Attekin de geliyor. Attekin battı cezalarına. Attekin falan olttan top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak Kastamonuspor. Attekin Kastamonu'nun 18 yaşındaki Arda Güler'i diyebiliriz. Kendisinden çok şey bekliyorlar. Çok yetenekli de bir genç. Temenni ediyoruz Attekin ki. Attekin şimdi köşe vuruşunu kullandı. Gomis uzaklaştırıyor Taç. Defansına yardıma geldi. Topu da uzaklaştırdı. Bafetimbi Gomis. Ramazan. Top hala Ramazan'da. Devam etti oyunu. Attekin Fananolt mücadelesi. Tecrübesiyle Fananolt o topun sahibi oldu. Şimdi Galatasaray Dubois ile çıkıyor. Dubois topla birlikte rakip yararına geçti. Kontrata çıktı Galatasaray. Dubois baktı cezalarına. İkinci rakibinde geçti. Şimdi pas denemesi. Defansı müdahalesi. Elle oynama. Ve penaltı beklentisi. Tribünlerden oyun devam ediyor. VAR uygulaması yok. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turda şimdi faul düdüğü çalıyor. Kararları Yiğit Arslan yardımcıları ve dördüncü hakem verecek. Eski sistem hocam. Evet. Bu şekilde de bazı hatalar gözden kaçabiliyor. Penaltı beklentisi olan pozisyonu hemen ekranları taşıdı yönetmenimiz Murat Aktaş. Oyunda tekrar hareketlendi. Galatasaray yine baskısı var. Orta cezalarına kalecide kaldı top. Mücahit. Ama bugün şunu gördüm sevgili Cüneyt. Ligde atmosfer ne kadar gerginse de Ziraat Türkiye Kupası'nda açık kanaldan yayınlıyoruz. A Spor'a bir daha teşekkürler. Futbolun gerçekten dostluk, kardeşlik, iki takım arasındaki centilmenlik olduğunu bugün birçok Ziraat Türkiye Kupası maçında A Spor ekranlarında beraberce yaşadık. Bu da beni çok mutlu etti. Ziraat Türkiye Kupası bir kupadan fazlası. Bunu boşuna söylemiyoruz. Oliveira. Şimdi Galatasaray Raşitsa ile rakip yer alanda. Raşitsa gidiyor. Raşitsa cezalarını girdi. Raşitsa pası verdi. Kafa top dışarıya gitti. Gole çok yaklaştı Galatasaray Seferovic'le. Siftah yapıyordu Seferovic. Bir kez daha izliyoruz. Üç kişi var önünde. Yaptı ortasını Raşitsa. Müsait pozisyonda Seferovic. Top auta gidiyor. Direğin hemen yanından dışarıya. Performansı en çok merak edilen isimlerden biriydi Raşitsa. İyi bir orta yaptı ama Seferovic topu ağlarla buluşturamadı. Az önceki penaltı beklentisi olan pozisyon. Bir başka açıdan yeniden hemen geliyor ekranlarınıza Emin. Ele temas. Liste döndü Okan. Ele temas var ama ben de çarpma olarak nitelendiriyorum. Demin dedik. Bugünkü oyun da centilmence geçiyor. O yüzden Galatasaraylılar da zaten fazla bir beklenti içine girmediler. Fananolt. Fadir çaldı. Oliveira yerde kalmıştı Yiğit Arslan. Serbest vuruş kararı verdi. Fananolt'un da tepkisi vardı. Genç Alptekin de geldi. Özür diledi. Fananolt'un kalkmasına da yardım etti. Pozisyonu da yeniden izledik. Alptekin Fananolt'un tam aşiline istemeden temas etmiş. Berkan'ın pasında isabet yoktu. Şimdi kontratağa çıkıyor. Konuk ekip. Ayhan. Gol pozisyonu topalarda. Bayrak kalkıyor. Bayrak havada. Çok bariz bir offside pozisyonu. 3-4 metre içerideydi. Şimdi göreceğiz bir daha.
İşte net bir biçimde böyle yansıyor ekranlara. Ayhan da bir sakatlık yaşıyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Endirek vuruşa başlayacak oyun. Şimdi Galatasaray'ın oyun anlayışıyla biraz daha detaylandırabiliriz belki. İki santroforla, ikisi de hava toplarında çok etkili oynuyor Galatasaray. Dolayısıyla kanat hücumlarına bugün çok önem veren bir anlayış içinde. Sağ tarafta sık sık Dubois'un içe, Yusuf'un da dışta kaldığını ve bu ikiliyle kanattan hücumları geliştirmeye çalıştıklarını gördük. Solda Van Aanholt içe kat edebildiği gibi bugün daha fazla dışta kaldı. Çünkü öndeki Raşika bazen işte kaldığı gibi bazen de o santraforların aralarına çok güzel koşular yapıyor. O deminki pozisyonda da bu da stoperleri oldukça ikileme sokuyor. O ikilem içinde Seferovic çok boş kalıp bir kafa vuruşu için topla buluşabilmişti. Bu tür pozisyonları Galatasaray daha fazla üretecek. Oliveira sağ tarafa bıraktı. Ross var orada. Ross Oliveira ile oynadı. Bir kez daha Ross. Yusuf. Oliveira. Tekrar Yusuf. Baskı geldi. Top hala kendisinde. Kaptırmadı topu. Emin. Zira Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde gols eşitlik var. Galatasaray GMG Kastamonu Spor karşılaşmasına faul. Raşitsa böyle yerde kalıyor. Serbest vuruşu Galatasaray kullanacak. Van Aanholt topu maçındaki isim. Duran topları ben kullanırım dedi Oliveira adeta. Geldi, topu aldı ki çok etkili bir isim duran toplarda. İyi de Süper Lig'de direkleri dövmüştü. Şimdi kullanıldı. Defans kafayla uzaklaştırıyor. Attekin çıkarken kaptırdı topu. GMG Kastamonu Spor Van Aanholt. Raşitsa'dan bir kez daha Aanholt'a. Oliveira. Oliveira Gomis'e doğru. Gomis vurdu topu. Yükseklik kazandırdı o topa. Şimdi Berkan, Yusuf gelmişti onun öncesinde. Müdahale de geldi. İkinci lig temsilcisi GMG Kastamonu Spor. Galatasaray karşısında iyi bir performans sergiliyor şu ana kadar. Orta ceza alanına defans müdahale edemedi. Gol pozisyonu. Raşitsa istediği gibi vuramıyor. Yusuf'tan top taca çıktı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Burada defansın hatası. Raşitsa değerlendiremiyor. İyi bir vuruş yapamadı. Ramazan'ın da orada bir müdahalesi var. Yerinde bir müdahale takımı adına. Oliveira yerde kaldı. Serbest vuruş. İşte bu pozisyonda faul düdüğü çaldı. Efe'nin yaptığı bir müdahale vardı. Serbest vuruşu kullanacak. Oliveira ile Galatasaray paslaşarak kullanıldı. Şimdi Aanholt. Aanholt orta ama o orta kaleye paralel gidiyor. Oyun alanını da terk ediyor. Dışarıdan geldi. Ceza sahasının içine kadar girmişti. Yüksek havadan orta yapacağı yerde pas olarak kullansa, hatta yerden kullansa daha etkili olabilirdi. Gomis ve Seferovic gibi İki yıldız var oysa ki ceza alanında. Kaleci Mücahit kale atışını kullanıyor. Seferovic indirdi. Gomis yükseklik kazandı o top. Galatasaray şimdi atışı kullanacak. Endirek vuruş kararı geldi. Ayak biraz fazla kalkmıştı. Ross. Emin Bayram.
Sergio Oliveira. Anhold. Bir kez daha Oliveira topla buluştu. Oliveira iki kişi baskı yaptı. Sonrası da düdük çalıyor. Bu pozisyonda Oliveira'ya yapılan faul serbest vuruşu Galatasaray hemen kullandı. Orta ceza alanına Gomis istediği vuruşu yapamıyor. Hugo'a yeni transfer oyunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Okan, o da ilk kez kaleyi koruyor bu sezon. Geçen sezon Giresunspor'da kiralıktı. Müthiş bir performans ortaya koymuştu. Muslera dinleniyor bugün. Ross. Berkan. Baskı var Berkan'a. Faul düdüğü çalıyor. Maçtaki ilk sarı kartta çıkıyor bu pozisyonda. Ayhan sarı kart gördü. Ayhan Gürbüz sarı kartı gören isim. Konuk ekipte Yusuf. Pası da isabet yok. Dubois kendini göstermişti, onunla oynamadı. Kaptırılan top şimdi Galatasaray. Bir kez daha topun sahibi oldu. Pas yine adresi bulmadı. Ross, Oliveira, Yusuf, Gomis, Gomis'in pası, Rashica, Rashica defansa çarptı topu, ağlarla gol! Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Nefs tadına, işte tribünler, bu sevinç yaşanıyor. Galatasaray, GMG Kastamonuspor karşısında skoru 1-0 yapıyor. İşte Galatasaray'ın golü. Rashica düzeltti, vurdu, defansa çarptı top. Kaleci Mücahit kontrpide kaldı. Topu alanda buluştu. Galatasaray farklı açılardan izlediğiniz bu golle 1-0 öne geçiyor. Gomis'in pası, Rashica'nın vuruşu, alanda buluşan top. İşte gol. Bu sevinci yaşıyor sarı kırmızılı futbolcular. Ramazan Van Aanholt'la Rashica arasında kaldı. Stoperler santroforlarla oynadıkları için Galatasaray kanatlardan da iki oyuncuyla geliyor devamlı. O yüzden bloğu direkt Ramazan yapabilseydi, yakın olabilseydi belki o blokta o topu engelleyebilirdi. Ama uzak kalınca Rashica'nın attığı o şut ona çarparak kaleciyi kontropiyede bıraktı. 28. dakika, Galatasaray 1-0 öne geçti. Ligde deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesinde GMG Kastamonuspor karşısında golü buluyor. 1-0 önde Galatasaray. Van Aanholt. Emin Bayram. Ross. Ramazan ışığa çarpan topu ağlarla buluştu. Skor 1-0. Hızlı bir top. Kaleci Mücahit'te kalıyor. Seferovic hareketlenmişti o bölgeye. Kastamonu kendi yarı sahasında kabulleniyor oyunu. Berkan iki stoperi bazen üçlerken önde baskıyı o kadar azalttı ki ona gerek bile duymuyor. İki stoper çok rahat, boş bir şekilde orta sahada oyun kurabiliyorlar. Berkan'ın yüzünden sekti top. Gomis üç kişiyle mücadele etti. Topu da Oliveira'ya kazandırdı. Alkışı da aldı. Şimdi Galatasaray yükleniyor sağ taraftan. Duva topla buluştu. Duva baktı cezalarına, yaptı ortasını. Seferovic'e gelmiyor. Defans kafayı vurdu. Berkan yardım pası, Seferovic, Oliveira ceza alanına gönderdi. Top Galatasaray'da kaldı. Maçta 30. dakika, ikinci golü alıyor Galatasaray. C
Ceza sahalarında tehlike. Berkan çevirdi. Gomis vurdu. Sekti top. Dışarıya gidiyor. Bir an yardımcıya baktım. Korneri göstermişti. Yiğit Arslan. Out kararı veriyor. Emin vurdu kafayı. Yusuf. Olviera. Sağ tarafı kullanıyor. Galatasaray. Ceza alanına doğru gönderilen top. Out'a gidiyor. Ross. Emin Bayram. 1-0 önde Galatasaray. Yaşıtsan'ın şutu. Ramazan Işık'a çarptı, ağlarla buluştu. Skor 1-0 oldu. Ross. Oliveira. Yusuf, çok şık bir hareket. Dubois. Şimdi Yusuf'la oynadı. Yusuf'tan bir kez daha Dubois'a. Dubois yaptı ortasını. Cezalında tehlike. Gomis dışarıya. Bayrakta kalkıyor. Oliveira çok boş buluştu topla. O vuruşu gol yapması lazımdı ama daha önce offside var tabii. Bakın. İşte pozisyon Oliveira. Kafayı vurdu, sonrasında Gomis'in hamlesi, bayrak kalkıyor. Şimdi Kastamonu geriden oyun kurarken pasla çıkmakta çok zorlanıyor. Galatasaray'da baskı yaptığı için o topları kaybetmeme adına outları da uzun kullanmak zorunda kalıyorlar artık. Uzun da oynasa, geriden demin olduğu gibi pasla da oyunu kursalar Galatasaray'ın baskıları o topları kazanmaya yetti. Berkan. Fananolt'a. Fananolt gidiyor topla birlikte. Anolt şimdi pasını verdi. Raşit'sa cezalarına müdahale geliyor. Ömer Faruk. Bir kez Ömer Faruk'un pası. Müdahale geldi. Fananolt. Öncesinde düdük çalıyor. Bayrak kalkmıştı çünkü. En direkt vuruş kullanacak GMG Kastamonuspor. Pozisyon yeniden geldi ekranlarınıza. Okan Buruk takımı 1-0 önde, doğum gününde en güzel hediyeyi almak istiyor. O da galibiyet olsa gerek. Galibiyet kadar iyi oyunu da önemsiyor Okan Hoca. Bugün görev yapan oyuncuların neredeyse tamamı son dönemde sürekli oynamayan futbolcular. Onların form düzeyinin de yüksek olması onun için çok büyük bir hediye olacak. Metin Akbunar, görüntüye gelen isimdi. Kastamonu Spor Teknik Direktörü. Ross. Berkan. Berkan serildi rakibinden. Berkan gidiyor. Berkan şut esi buldu. Berkan vurdu, direkten döndü. Baskı devam ediyor. Yusuf. Oliveira. Direğe takıldı Galatasaray. Bir kez daha Berkan topla buluştu. Berkan'ın pası. Fananolt. Fananolt dışarıya. Üst üste pozisyonlar Galatasaray adına. Sevgili Cüneyt, ben bugünkü oyunu ikililerin oyunu olarak nitelendirmek istiyorum. Galatasaray'ın önünde iki tane santroforu var. Sağ kanatta sağ açık ve sağ bekle iyi bir kanat ikilisi. Solda keza yine Fananolt'la Raşika'yı görüyoruz. İyi bir ikili.
Orta sahada Berkan, Oliveira, geride de iki stoper. O yüzden bu ikililer şu ana kadar bence birlikte çok iyi bir performans ortaya koyabildiler. Mücahit kale vuruşunu kullandı. GMG Kastamonuspor rakipleri alanda etkili olmak istiyor. Gomis topsuz bir hamle yaptı. Topu önüne alamadı sonrasında. Oliveira Seferovic'i düşündü, top ona gitmedi. Rashica öncesinde offside bayrağı kalkıyor. En direkt vuruşu kullanacak GMG Kastamonuspor. Tekin kafayla indirdi Van Aanholt. O topu takip ediyor. Okan. Matias Ross 21 yaşında. Aalborg'dan geldi Galatasaray'a bu sezon. Gomis faul yapıyor. Sarı kartı da görüyor. Maçtaki ikinci sarı kart. Afetibi Gomis'e çıktı. Galatasaray'da sarı kart görüyor. Bu hareketi sonrasında Gomis sarı kart görüyor. Galatasaray'ın en golcü ismi Gomis. Bu arada Kastamonuspor taraftarı işte böyle destek veriyor İstanbul'da takımlarına. Telefonların ışıkları yandı. Çok güzel görüntüler. Faul pozisyonu farklı açılardan ekranlara geliyor. Top rakipte olduğu zaman Galatasaray oyunu daraltmayı çok iyi bildi şu ana kadar. O dar alanda yaptığı baskılarla da bütün topları kazandı. Kastamonu'nun oyunda biraz etkili olabilmesi için kesinlikle o baskılardan çıkması lazım. Hocam çok güzel paykart. Biz seni İstanbul Boğazı'nda değil, Kastamonu Ayazı'nda sevdik diyorlar. Tam da plakada 37'de. Evet, onların da plakalarını kutladıklarını dakika. Şov yapıyor Nef Stadında. Top kapma mücadelesi. Taç. Kastamonu Spor kullanıyor. Taç atışını Ramazan'la. İşte bu pankart. Biz seni İstanbul Boğazı'nda değil, Kastamonu Ayazı'nda sevdik. Futbol aşkı bir başka. Kastamonu için çok önemli bir maç. Geçen sene yaşanılan felaketten dolayı ligden çekilmek zorunda kalmışlardı. Bu sene tekrar döndüler. Şimdi Galatasaray sağ taraftan yükleniyor. Berkan'ın pası. Cesarlı'da tehlike. Gol pozisyonu, toparlar da gol. 2-0 oldu. Seferovic golle tanışıyor. Hoş geldin Seferovic Galatasaray'a diyelim o zaman. Yine çok güzel bir gol. Galatasaray'ın bazen kanattan, bu pozisyonda Rashica oradaydı. Ceza sahasına soktuğu her futbolcu santraforların stoperlerden, o markajdan kurtulma anlamına geliyor. İşte Seferovic kurtuldu. Çok düzgün, klas bir vuruşta ikinci golü buldu. Dakika 39. Gol Seferovic. Sarı kırmızılı formayla ilk golünü atıyor Seferovic. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray GMG Kastamonu Spor karşısında skoru 2-0 yapıyor. Seferovic gol, gol, gol. Galatasaray'ımızın ikinci golü. 9 numara. Haris. Gol orucunu bozdu Seferovic. Galatasaray 2-0 önde. Şimdi GMG Kastamonu Spor geliyor. Ramazan. Bir kez daha topla buluştu Ramazan. Pası isabetli Alptekin. Kaptırılan top. Faul düdüğü çalıyor.
Hakem kartıyla gidiyor. Kart çıktı. Hakan Olkan. Altyapı Beşiktaş Hakan. Bu faulü yapıyor. Seferovic de yerde kalıyor. Galatasaray'ın ikinci golünü atmıştı Seferovic. Kastamonu'nun o baskılardan kurtulması gerektiğini söylüyordum. Ya pasla o baskılardan çıkarsınız ki onu başaramıyor. O zaman da yön değiştiren o ters tarafa diagonal topları oynamanız lazım. Onun için de top Kastamonu'da olduğu zaman oyuna hem derinlik hem de genişlik vermeleri lazım. Her ikisini de şu ana kadar veremediler. Ve ondan dolayı da atak bitiremediler. Ross sağ tarafa gönderdi. Dubois. Galatasaray yükleniyor. Ceza alanında tehlike. Berkan şimdi Gomis topla buluştu Galatasaray'da. Yusuf da oynadı. Yusuf rakibinin üstüne gitti. Sıyrıldı ondan. İkinci rakibini karşısına aldı. Yusuf şimdi ortasını yaptı. Defans kafayla uzaklaştırıyor. Ross kayarak bir müdahale, top GMG Kastamonu Spor'da kaldı. Berkan sırlamadı rakibinden. Elle oynama beklentisi, oyun devam ediyor. GMG Kastamonu Spor'da kontra atağa çıkıyor Ramazan. Taç konuk ekibi. Gomis orada baskı yapmıştı. Faruk Kalis de döndü. Mücahit. GMG Kastamonu Spor. Atak geliştirmeye çabası ama o top kaleci Okan'a geliyor. İlk yarıda son bölümün içindeyiz. Dakika 43. 2-0 önde Galatasaray. Kastamonu Spor karşısında Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde. Berkan, Oliveira, bir kez daha Berkan topla buluştu. Emin, Oliveira'dan tekrar Emin'e. Ross, Yusuf, Berkan. Sağ tarafa Dubai'ye doğru taç. Şaban topu taça gönderdi. Taça hemen kullanıldı. Berkan Kutlu. Seferovic. Pasında isabet yok. Dubois. Berkan. Anholt. Oliveira'nın pası. Rashica. Van Anholt. Sol tarafa. Oliveira'ya. Oliveira yaptı ortasını. Cezalında tehlike. Kaleci Mücahit. Gomis vurdu. İkinci pozisyon. Topu alarda gol. Hayır, offside. Kaleci öndeydi. Arnold topu alarda buluşturdu ama bayrak kalkıyor. Çağrıcan Pazarcık'tı. Yardımcı hakem offside'i belirledi. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. İşte yaşananlar. Geride bir defans var ama kaleci önde. O yüzden iki oyuncu olması lazım. Ama Galatasaray'ın ilk yarının son dakikalarına kadar uyguladığı o prese gerçekten bir alkış gerek. Çok istekli bir takım görüyorum şu ana kadar sahada. Kaybedilen her topta çok iyi pres yaptılar ve o topların tamamını da kazandılar. Şu an hala o prese Seferovic'le, Gomis'le bütün takımın devam etmesi gerçekten büyük bir alkışı hak ettiklerini gösteriyor. GMG Kastamonu Spor'da oyunu hiç çirkinleştirmedi. Oyun disiplininden hiç kopmadılar. İki gol yemelerine rağmen güçlü rakipleri Galatasaray karşısında. Şimdi sol tarafı kullanmak istiyor konuk ekip. Galatasaray defansı yerleşti. Yusuf da topu kaptı. Dubois
Müdahale geldi, kaptırdı. Konuk ekipte kaldı top. Sağ tarafta şimdi Ramazan hareketlenmişti, top ona gelmiyor. Rashica topla birlikte gidiyor. Rashica yerde kaldı. Hakem kartıyla geliyor. Sarı kart çıktı. O pozisyonda. Ömer Faruk sarı kart görüyor. İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi. En az 3 dakika daha oynanacak. İlk 45 dakika. Fanaolt. Çabuk çıktı GMG Kastamonu Spor. Galatasaray yarı alanına yerleşti. Konuk ekip sol tarafı kullanıyor. GMG Kastamonu Spor. Müdahale geldi. Korner. Abdekin yine topu taşıyan isimdi. Sonrasında top kornere gitti. Köşe vuruşunu kullanacak. GMG Kastamonu Spor. O da etkili isimlerden biri. Kastamonu atak bitiremedi hiç. Kaleye atılan bir şutları da yok. Oyundaki eksiklikleri zaten bu. Amir şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Orta yapıldı. Yine Gomis. Yusuf. Rashica Yusuf'a doğru. Yusuf koşuyor. Mücahit kalesine geçti şimdi. Yusuf destek bekledi. Top hala kendisinde. Yusuf pasını verdi. Oliveira baskı geldi. Gomis baskı. Sonrasında top GMG Kastamonu Spor'da. Şimdi konuk ekip Galatasaray yarı alanında. Sağ tarafı kullanıyor GMG Kastamonu Spor. Orta ceza alanına, arka direğe doğru. Orada Dubois var. Rakibiyle mücadelesi Dubois. Yusuf. Rose. Yusuf şimdi topla buluştu Galatasaray'da. Seferovic oynadı. Seferovic'in pası. Yusuf topla buluştu. Yusuf gidiyor. İki kişi destek verdi. Ceza alanında Gomis var. Rashica var. Yusuf çevirdi. Defans ayak koyuyor. Üçüncü gole yaklaştı Galatasaray. Ama defans dikkatli. GMG Kastamonu Spor'da başarılı bir müdahale geliyor. Yusuf Gomis uyumsuzluğu bir golün kaçmasına neden oldu. Bu kalitedeki, Emin kalesine döndü. Bu kalitedeki futbolcuların bu golü net yapmaları lazım. Biraz sonra gelecek. Oliveira. İlk yarıda son anlar. Berkan. Rashica'ya doğru. Rashica buluştu topla. Rashica yerden ceza alanına. Gomis'in önünde kalacak mı? Gomis müdahale geliyor. Korner. Faruk müdahalesi. Top kornere gitti. Bir kez daha izliyoruz. İşte Gomis. Sonrası da kaptana çarptı top. Kornere gitti. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Oliveira kullanacak. Köşe vuruşunu Galatasaray'da. Dubois ceza alanında son çizgiye çevirmek istiyor. Yine müdahale geldi. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı skoru Galatasaray 2, GMG Kastamonu Spor 0. Ben biraz daha ofansif bir Kastamonu izleyeceğimizi düşünüyorum. İkinci devre başlıyor. Def stadında ilk yarıyı Galatasaray 2-0 önde tamamlamıştı. Kastamonu Spor'un vuruşuyla başladı. İkinci 45 dakika. Mehmet ve Berkan oyuna giren isimler. GMG Kastamonu Spor'da. Berkan. Van Aanholt. Seferovic ile oynadı. Seferovic. İki kişi baskı yapıyor. Seferovic müdahale geldi. Taç. Amir ve Ayhan çıktılar. Biz Mehmet Bektaş'ın sağ tarafta, sağ açıkta Amir'in yerine oynadığını görüyoruz. Ayhan'ın yerine de 5 numarayla Berkan. Oyuna giren Berkan'ı izliyoruz.
Gross. Dubois. Gross kaleste döndü. Okan. Tekrar Matias Ross'la oynadı Okan. Ross. Emin Bayram. 19 yaşında Emin. 5 başlı oynadı. Ümit Milli takımımızda da forma giyiyor. Oliveira. Rashica. Berkan. Kayarak bir müdahale yapmak istedi. Rakip yerde kaldı. Hakem devam ettirdi. Oliveira şimdi avantaj kaybolunca oyunu durdurdu. Faul belirledi. Kastamonu'nun kulübesinde Süper Lig'de futbol oynamış 5 tane oyuncunun var olduğunu hatırlatmamız lazım. Lig onlar adına çok önemli. Hafta sonunda önemli bir maçları var. Bu hafta Zonguldak'ta istedikleri sonucu alamamışlardı. O yüzden takımda büyük bir rotasyon var. Daha fazla genç futbolcuları tercih etti Metin Hoca. Tabii ki siz az kadronuzdan Süper Lig görmüş 5 tane oyuncuyu kulübede tuttuğunuz zaman bu takımın oyununa da biraz olumsuz yansıyabiliyor. Biraz da Kastamonu'nun belki etkisiz oyununda bunun da rolü olabilir. Ama hem Metin Hoca'ya hem de yetkililere bu anlayışından dolayı saygı duymak lazım. Serbest vuruşu kullanacak YMG Kastamonu Spor. Kemal topu başındaki isim konuk ekipte. 48. dakika Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü var. İlk yarıda gelen gollerle. Oliveira yerde kaldı. Faul düdüğünü çalıyor Yiğit Arslan. Ross. Rashica hareketlendi. Hızlı bir top. O top taca gidiyor. Kemal topu taca gönderdi. Hiç riske girmedi. Şimdi Rubua taç atışını kullandı. Gomis bir kez daha Dubois ile oynadı. Dubois. Rakibinden sıyrılma çabası, yerde kaldı. Faul bekledi. Oyun devam ediyor. Şimdi GMG Kastamonu Spor topun sahibi ama pasta isabet var mı diye baktım. Evet var. Top oyun alanında, sonrasında müdahale geldi. Şimdi çıktı. Taç atışı kullanılacak. Efe hızlı kullanmak istedi. Sonrasında bıraktı Şaban'a. Şaban da kullanıyor. Taca atışını GMG Kastamonu Spor. Berkan ceza alanına gönderdi. Kimse yok. Kaleci Okan Koçuk. Oliveira. Bir kez daha Oliveira topla buluştu. Sol tarafı kullanıyor Galatasaray. Oliveira cezalarını hareketlenmişti. Top ona gelmiyor. Şaban. Şimdi Yusuf'ta kaldı top. Orta cezalarına Gomis. Gomis sırtı dönük kaleye. Döndürmediler. Anholt. Yusuf topu taca gönderiyor. GMG Kastamonu Spor taç atışını kullanacak. Dakika 51, 2-0 önde Galatasaray. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Ali Samiyan Spor Kompleksi NEF Stadyumunda GMG Kastamonu Spor karşısında. Anholt kafayı vurdu. Top bir kez daha taca gidiyor. Yusuf'la Rashica kanat değiştirdiler ikinci yarıda. Anholt, Emin, Ross, Berkan, Gomis'i düşündü, o top geçmedi. Şimdi Seferovic hareketlenmişti, top Berkan'da kaldı. Berkan, Faruk, Galatasaray'ın ön alanda baskısı var.
Çıktığından top. Gomis. Döndü Gomis topla birlikte. Galatasaray 3. golü arıyor. Defans kapandı GMG Kastamonuspor'da. Yusuf Anholt hareketlenmişti. Top ona gelmiyor. Ramazan kademeye girilsin. Sonrasında taca çıkıyor top. Konuk ekip kullanıyor taca atışını. Anholt kafayı vurdu. Yükseklik kazandı top. Oliveira. Emin. Ross. Dubois. Dubois'ın pası. Rashica çevirdi içeriye. Oliveira şut eşit aradı. Şimdi Gomis. Gomis! Fatih mi Gomis? 3-0. Tribünler bir kez daha ekranda golü kutluyorlar. Gomis bu sezon Galatasaray'ın en golcüsü. Zira Türkiye Kupası'nda da fideleri havalandırıyor. İşte Galatasaray'ın golü. Cezalarında yaşananlar böyle yansıyor ekranlarınıza. Gomis topla buluşuyor. Golcü golü atıyor. Gomis atıyor, 3-0 oluyor. Galatasaray GMG Kastamonuspor karşısında 3-0 öne geçiyor. Oliveira'nın nefis pası, Gomis'in golü, skor 3-0. Rashica'nın pasını da burada konuşmamız lazım. İki santroforun olduğu yerde birçok kişi yüksek top beklerken o yaya yerden bir top çıkardı ki bence muhteşem hazırlanmış bir goldü. Mücahit Gomis baskı yapmıştı, topu hemen öne soktu. Oliveira indirdi. Galatasaray yine yükleniyor. Ramazan hata yapmadı. Topla birlikte çıkıyor şimdi Ramazan. Bir 4. dakika. 3-0 önde Galatasaray GMG Kastamonuspor karşısında. Kazanan 4. tura çıkacak. Galatasaray büyük avantaj yakaladı. Şimdi defans arkasına atma top. Anholt. Mehmet orada hareketlenmişti. Top kaleci Okan'a geliyor. Ross. Yusuf. Oliveira. Bir kez daha Yusuf topla buluştu Galatasaray'da. Berkan. Ramazan. Anholt baskı yapıyor. Oliveira top onda kaldı. Oliveira şimdi yerden cezalarına gönderdi. Galatasaray yine etkili geldi. Yusuf vurdu, top dışarıya gitti. Gol şansı buldu Galatasaray. Galatasaray baskıdan vazgeçmedi. Hala futbolcular karşılıklı olarak birbirlerini baskı yapmaya teşvik ediyorlar. Mücahit'in müdahalesi vardı. Korner bekledi, tribünler tepki geldi. Out kararı. Kale vuruşu kullanılıyor. Paslaşarak başlattılar oyunu. Yusuf Demir'den toptaca gidiyor. Ramazan kullanıyor taç atışını GMG Kastamonuspor'da. 3-0 önde Galatasaray. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Dubois kafayla indirdi Berkan. Rashica, Gomis. Destek bekliyor Gomis. Şimdi o destek Dubois'dan geldi. Dubois. Sığınma çabası rakiplerinden Dubois. GMG Kastamonuspor defansı yerleşti. Dubois topla birlikte döndü şimdi. Rashica destek veriyor. Onunla oynadı. Rashica iki rakibini ekarte etti. Berkan topla buluştu. Berkan baktı kaleye, Gomis'e doğru. Buffett'in bir Gomis topla buluştu cezalarında. Gomis şimdi pası verdi. Rashica! 4-0. Bugün çok çalıştı. Çok mücadele etti. Çok istekliydi. Rashica golü de atıyor. Galatasaray
Galatasaray GMG Kasabonuspor karşısında skoru da 0'a taşıyor. İşte Gomis, böyle verdi pasını Gomis. Net bir vuruş, top ağlarda gol. Galatasaray 4-0 önde. 3. golü atan Gomis bu defa asisti yapıyor. Rashica da fileleri böyle havalandırıyor. 4-0 önde Galatasaray GMG Kasabonuspor karşısında Silah Türkiye Kupası 3. turunda. Galatasaray iyi oynuyor, istekli oynuyor, basit oynuyor ve çok da etkili oynuyor. Bunda Kastamonuspor'un ligin başlamasına 2 hafta kala, 10 gün kala transfer yasağını kaldırdığını, kamp yapmadan lige başlamak... Kamp yapmadan lige başlamak zorunda kaldığının da kalmasının da mutlaka etkisi var. Bu Kastamonu ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacaktır. Mücahit. Risk aldı Kastamonuspor. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rashica da Seferovic'den sonra Galatasaray formasıyla golle tanışıyor. Fan Anaolt hareketlendi. Okan. Şaban. Kemal kaleste döndü Mücahit. Gomis baskı yapmıştı. Şaban. Sağ tarafa. Topla birlikte rakip yer alanda GMG Kastamonuspor. Sağ tarafı kullanıyor konik ekip. Corner. Hayır, top oyun alanında taş diyor maçın hakemi. Taş atışını GMG Kastamonuspor kullanacak. Bir oyuncu değişikliği. Yasin. Yasin oyuna giriyor. Başay Taç. 66 numaralı formasıyla. Ömer'in yerine oyunda Yasin. Taç atışı kullanıldı. Oliveira, Van Aanholt. İki takım daha önce de Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmişti. İki maçı da Galatasaray kazanmıştı. Galatasaray yine önde GMG Kastamonuspor karşısında. GMG Kastamonuspor'un baskısı var. Berkan şutu ceza alanında. Gol arıyor konik ekip. Berkan çevirmek istedi. Müdahale geldi. Korner. Galatasaray'da da oyuncu değişikliği hazırlığı var. Kerem, Hamza, Barış Alper hazırlık yapıyor. GMG Kastamonuspor köşe vuruşunu kullandı. Şaban sağ tarafa bıraktı. Orta ceza alanına yine Gomis uzaklaştırıyor. Bugün gol attı, asist yaptı. Defansa da çok yardım etti. Bafetimbi Gomis. Icardi'ye nazire yapıyor herhalde hocam. Gomis'in son vuruşlardaki kalitesini hepimiz biliyoruz. Oyun içinde pozisyonu yakaladığı anda gol yüzdesi çok yüksek. Ben çok da istekli olduğunu görüyorum bugün. Keza Seferovic de öyle istekli. Icardi'nin de maalesef hazırlık dönemini o da yapmadığı için eksikleri var. O yüzden bu üçlü arasında kesinlikle çok keyifli bir rekabet ortamı izleyeceğiz hep birlikte. Gomis'i indirdi şimdi. Pasını verdi Oliveira. Van Aanholt açtı topu ayağından. Mehmet. Okan. 61. dakika.
Seferovic. Gomis hareketlendi. Kaptırdı topu Seferovic. Sıfır önde Galatasaray. GMG Kastamonuspor gol arıyor. Ceza alanına gönderilen top. Ross ayak koydu. Taç. Oyuncu değişiklikleri yapılacak şimdi. Kerem oyuna giriyor. Raşitsa'yı alkışlatıyor. Okan Hoca kenara alıyor. Golde rakibine çarptı, top ağlara gitti. Sonrasında da dördüncü golü bize attı. Oliveira da kenara geliyor. Hamza Akman oyuna giriyor. Ayhan Akman'ın oğlu, babadan futbolcu. Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymiş birisi. Ayhan Akman, onun oğlu Hamza Akman oyunda. Yusuf da kenara geliyor. Barış Alper oyunda. Üç değişiklik yapıyor Galatasaray. Galatasaray iki kanadını ve orta sahasını değiştirdi. Oyunda kaldıkları süre içinde hepsi de bu maç için iyi bir performans ortaya koydular. GMG Kastamonuspor Galatasaray yarı alanına yerleşti. Maçta 63. dakika. Atan yönü sol taraf, Şaban yaptı ortasını. Van Aanholt, Okan, Berkan'ın orada baskısı vardı. Hemen top oyuna soktu Kerem'e doğru. Kerem dokundu, o top rakibe gitti. Şimdi GMG Kastamonuspor atak tazeliyor. Konuk ekibin baskısı. Gomis. Tribünler de alkışlıyor Gomis'i. Gomis ceza sahasında defans yapıyor. Ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Hangi ceza sahası fark etmiyor. İkisinde de başarılı. Her ikisinde de. Dubuan'a pası. Hakan. Ross. Hamza. Genç Hamza. Pasını da verdi. Kerem, müthiş hareketler. Şimdi sağ tarafa. Barış Alper, top hızlı. Hakem oyunu durdurdu, elle oynamayı belirledi. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Kerem topun başında. Bir Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Erzincanspor'da tüm Türkiye Kerem'i tanımıştı. İşte Ziraat Türkiye Kupası farkı. O Kerem şimdi Galatasaray'ın yıldızı oyuna da girdi. Her sene kendi yıldızlarını üretiyor Ziraat Türkiye Kupası. Tek kişilik bir baraj. Kerem serbest vuruşu kullanacak. Başta 65. dakika. Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğü var. Ceza alanı için kalabalık. Kerem baktı ceza alanına. Şimdi kullandı atışı. Kafa, top havada, gol. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda gollerini atıyorlar. İşte burada elle oynamayı belirledi maçın hakemi Yiğit Aslan. Kerem kullandı serbest vuruşu. Ross kafayı böyle vurdu. Bu da bir başka açı. 5-0 önde Galatasaray GMG Kastamonuspor karşısında. Sıra yapıldı. Şimdi GMG Kastamonuspor atağı, top dışarıya gidiyor. Gole çok yaklaştı Efe ile GMG Kastamonuspor. İşte pozisyon. Efe böyle vurdu, top dışarıya.
dışarıya gitti. Van Aanholt. Emin. Dubois topu taça gönderiyor. Bu kupayı en çok kazanan takım Galatasaray. Bu sezonda 4. tura çok yakın sarı kırmızılar. Bir asist ekranlara yansıdı. Mücahit GMG Kastamonuspor'un yedek kalecisi, kupada ona şans veriyor hocası. Galatasaray karşısında da bu kararı verdi. Mücahit topu taça gönderiyor, orada baskı gelmişti Mücahit'e. Eray Birliçan 34 yaşında Konya Spor'dan geldi. Süper Lig tecrübesi olan bir isim yedek kulübesinde. Kaleci. Ross. Efe'nin orada baskısı vardı. Kalis'te döndü. Okan. Emin. Anolt Kalis'te döndü. Okan. Van Aanholt. Kerem. Pasında isabet yok. Komisi düşünmüştü. Şimdi Kerem geldi oraya. Baskı da yaptı. Top kaleci Mücahit'te. Taç Kastamonuspor'un. Abtekin bıraktı. Şaban geldi. Taç atışını kullanmak üzere. Şaban kullandı taç atışını. Barış Alper faul yapıyor. Yasin yerde kalmıştı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Faul düdüğü çaldı. Sarı kartla çıkıyor. Hamza sarı kart gördü oyuna. Az önce girmişti. Hamza Akman. Bu pozisyonda işte ekranlarınıza getirdi yönetimimiz Murat Aktaş. Faul yapıyor, sarı kart görüyor. Taç. Şaban yine taç atışını kullandı. Atekin. 3 kişi baskı yaptı. Bir taş daha. Şaban hemen kullandı. Efe. Müdahale geldi. Top oyun alanını terk ediyor. Korner. Mehmet kullanacak köşe vuruşunu. Maçta 71. dakika. Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğü var. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafayla uzaklaştırılan top. Zorda baskı yapmıştı. Ama top DMG Kastamonuspor'da kaldı. Konuk ekip yükleniyor. Kaleye doğru Okan. Müthiş bir tezahürat. Galatasaray taraftarından. Galatasaray 5-0 önde. Dubois ile çıkıyor şimdi Galatasaray. Barış Alper yerden gönderdi. Müdahale geliyor. Korner. Galatasaray kullanacak köşe vuruşunu, pozisyonu bir kez daha izledik. İşte Galatasaray taraftarı. İlk düdükle birlikte başladılar tezahüratlara. Hiç susmadılar.
Dubois. Kerem baktı cezalarına. Kerem yerden gönderdi. Hamza vurdu dışarıya. Genç Hamza. Şutun sahibi. Bir kez daha izliyoruz. Kerem'in pası Hamza böyle vurdu. Serbest vuruş kararı geliyor. Berkan'a yapılan faul. İşte oğlunu gururla izliyor Ayhan Akman. Bir baba için en güzel duygulardan biri olsa gerek. Tabii kaldı ki. Kendisi de bu formayı giymişti. Şimdi oğlu giyiyor. Hamza'nın bir de küçük kardeşi Efe de çok yakında bu formayı giymeye aday diğer bir futbolcu. Ayhan'ın diğer bir oğlu. Fanağın olduğu yerde Yiğit Arslan serbest vuruşu belirliyor. Oyuncu değişikliği Galatasaray'da. Metehan Baltacı genç bir oyuncu oyuna giriyor. Emin Bayram'ın yerine, genç Emin'in yerine genç Metehan. Metehan Galatasaray'ın akademiden yetiştirdiği genç bir stoperi. Geçen sene Türkler elinde yok. Ergeneveli Meşe'de çok iyi bir sezon geçirmişti. O yüzden bu sene takımda kalmasına karar verdi Okan Hoca. Önü de açık. Dubois. Barış Alper. Berkan cezalarını gönderdi. Toptan işte kalıyor. Mücahit, Kerem orada hareketlenmişti. Top kaleci Mücahit'te kaldı. Abdülkerim böyle izliyor mücadeleyi stoper değişikliğinden sonra. Kerem faul düdüğü çalıyor. Dakika 74, 5-0 önde Galatasaray. Icardi 5-0'ın keyfini yaşıyor olsa gerek tribünde ama. Gomis. Gomis cezalarını gönderdi. Gol pozisyonu. Top kalarda gol. Kerem Potter iş başında. Büyücü geri döndü. Harry Potter diyor Galatasaray taraftarı onun için. Geçtiğimiz hafta yedek kalmıştı. Zira Türkiye Kupası'nda yedekti. Oyuna sonradan girdi. 74'te Galatasaray'ı 6-0 öne geçiriyor. 6. gol Kerem Aktürkoğlu. Kerem finalini böyle havalandırıyor. Bu da bir başka açı. Kerem'in golü Galatasaray 6-0 önde. Galatasaray durmamaya kararlı. Gomis de durmuyor. Asist yine Gomis'ten. Gomis'ten asisti. Kerem'in golü. Galatasaray'ın büyücüsü iş başında. 6. gol ondan geldi. Tribünden 6. kez mutluluk yaşıyor. Galatasaray'ımızın 6. golü. 7 numara Aktürkoğlu. Başkan da 6-0'lık skoru yakından izliyor tribünde. Aktürkoğlu. 75. dakika. 6-0 önde Galatasaray. Serbest vuruşu da Galatasaray kullanacak. Cezalarında tehlike. Galatasaray yine yükleniyor. Kaptırılan top. Gözler maçın hakemindeydi. Barış Alper cezalarına girmiş yerde kalmıştı. Devam kararı geldi. Berkan. Kayarak bir müdahale avantaja bıraktı. Maçın hakemi Yiğit Arslan. GMG Kastamonu Spor yükleniyor şimdi. Yerden cezalarına Okan. Efe'den başka içeriye giren yok. Çoğalmada tabii ki çok ciddi sorunları oldu Kastamonu takımının. Dubois'un pası. Gomis hala koşuyor, pres yapıyor, mücadele ediyor. Sonuçta aldı Galatasaray bu presten. Kerem şimdi topla buluştu Galatasaray'da. Kerem'in pası, Seferovic cezalarında. Seferovic defansa çarptı top. Korner.
Sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı Seferovic. İkinciye de çok yaklaştı. İşte az önce sarı kırmızıların penaltı beklediği an. Farklı açılardan Murat Aktaş yönetmenimiz ekranlara taşıdı. Galatasaray'da köşe vuruşunu kullanıyor. Dakika 77. Ceza alanına gönderilen top arka direğe, kafa vuruşu Mücahit. Barış Alper kafayı vurdu, top kaleci Mücahit'te kaldı. Taç. Okan. Berkan. Okan Koçuk. Hamza. Hamza şimdi pasını verdi Dubu'a. Tekrar Hamza'yı düşündü. Pas yerini bulmuyor. Şaban kademeye girdi. Kerem'in şut pası. Gomis topla buluştu. Gomis şimdi pasını verdi. Seferovic top kornere gidiyor. Müdahale geldi. Gomis'le, yine etkili geldi Galatasaray. Gomis'le Seferovic'in oyununu daha sonra bir daha değerlendirmek lazım. İki santrofor nasıl oynamalı? Ama bir konuda ikisine de alkış lazım. Egoistçe davranmadan birbirlerine sürekli ikramda bulundular. Şimdi korner kullanıldı. Cezalığına gelen top kafa vuruşu kaleci'de kalıyor. Barış Alper vurdu. Top kaleci Mücahit'te kaldı. Bir sakatlık yaşanıyor. Bekleyin dedi Yiğit Arslan. O bölgeye gitti. Şaban yerde kalan isim. GMG Kastamonu Spor'da sağlık görevlileri de oyun alanına davet ediliyor. 6-0'lık skor Galatasaray adına Ahmet Hoca. Galatasaray'ın şu an ne kadar kararlı olduğunu görüyoruz. Hafta sonu kaybedilmiş bir maç sonrası bozulan moraller var. Bu moralleri düzeltme adına camiaya çok olumlu mesaj vermek için büyük bir özveriyle oynayan bir takım görüyoruz. O yüzden bütün futbolcuları tek tek tebrik etmek lazım. Gerçekten Baran oyuna giriyor. Galatasaray'da Berkan kenara geliyor. Baran da 19 takımında iyi performans sergileyen, ön libero pozisyonunda oynayan, Galatasaray'ın gelecekte çok şey beklediği bir futbolcu. Galatasaray bu isteğini oyunun sonuna kadar devam ettirecektir, o kesin. Tabii bu futbolcular için de çok büyük bir fırsat. Çok iyi oynamamış bir takıma girmek için hocalarına ben buradayım diyebilecek bir performans sergilediler bugün. O yüzden hepsinin önümüzdeki maçta kadroya hatta 11'e girme şansı da olabilir. Ben Seferovic'le Gomis'in kendi aralarındaki o paslaşmada birbirlerine sürekli yardımcı olduklarını söylemek istemiştim. Ama bunun yanı sıra geriye koşularda da değişerek o koşulara yardımcı olmaya çalıştılar. Şu an Gomis biraz daha önde kalıyor. Seferovic biraz daha orta sahaya yanaşarak oraya yardımcı oluyor. Fizikman da çok arzulu olduklarının göstergesi bu. Duva oyun tekrar hareketlendi. Maçta 80. dakika. 6-0 önde Galatasaray. Kerem bıraktı. Şimdi Hamza topla buluştu. Hamza cezalarında. Hamza! Hamza'yı. Hamza topla böyle buluştu. Aslında kötü kontrol etti ama sonrasında iyi vurdu. Golü attı. Galatasaray formasıyla ilk golünü atıyor resmi başta Hamza Akman. Topu ağlarla buluşturuyor. Direği çarpan top ağlara gidiyor. Hamza Akman kendisi adına tarihi bir gece yaşıyor. Bakın Seferovic sağ kanada kadar gitti. Hareketli. Bir babanın gururu gözyaşları ekranda. Devamının gelmesini diliyorum.
Bir santraforun sağ kanada gitmesi, diğerinin merkezdeki o alan boşaltmasıyla Kerem'in o alanı iyi kullanması, onun boşalttığı arka taraftaki alana da Hamza'nın girmesiyle Galatasaray çok güzel bir gole daha imza attı. Çok Kadir organize. Keneş oyuna giriyor. Bir sakatlık da yaşanıyor, onu da belirtelim. GMG Kastamonuspor'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor şimdi. Eray Birniçan'dan bahsetmiştik. Kadir Keleş de Trabzonspor'da oynamış. Kariyerini orada başlamış. Süper Lig oyuncularından bir tanesi. 19 numaralı formasıyla Erman da oyunda. 61 numarayı giyiyor zaten. Kadir Keleş memleketinin plaka numarası sırtında. Erman Bulucu Gaziantep'te, Manisa'da, Erzurum'da, Süper Lig'de ve TFF 1'de oynamış bir futbolcu. Bu ara Ergin Keleş'i saymak lazım. O da Trabzon çıkışlı bir Süper Lig futbolcusu. Yine Eskişehir'de Ankara Gücü'nde Süper Lig'de oynamış Abdülaziz Solmaz da bu takımın önemli oyuncuları. Tabii lige hazırlanmak için zamanı olmayan ve hazır olmadan lige başlamak zorunda kalan Kastamonu'nun bu kadar istekli bir Galatasaray karşısında zorlanmasını doğal karşılamak bu arada lazım. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sedye geldi Faruk için. Gomis, Saint-Étienne'le başlayan kulüp kariyerinin resmi maçlardaki 350. golünü Galatasaray formasıyla attı. O da bir ilk yaşadı. Ayhan Akman gibi bu notu da paylaşalım sizlerle. Yeni 0 önde Galatasaray. Santra yapıldı, oyun tekrar hareketlendi. Şimdi GMG Kastamonuspor'un baskısı var. Fananolt geldi, kademeye girdi. Topu Okan'a kazandırdı. Dugua pasında isabet yok. Barış Alper hareketlenmişti. Müdahale geldi, top taca gitti. Taca atışı hemen kullanıldı. Barış Alper. Sıyrılma çabası rakibinden, Kadir topu sahibi oldu. Bir kez daha Kadir Keleş topla buluştu. GMG Kastamonuspor'da. Efe Dubois öncesinde düdük çalıyor. ...7-0'lık skor var. Zira Türkiye Kupası'nda en farklı skor Beşiktaş'a ait 10-0 kazanmıştı siyah beyazlar. Ligde de yine 10-0'lık bir başka rekoru var Beşiktaş'ın. Bir maçta hem kupada hem ligde 10-0'la en çok gol atan takım Beşiktaş. Ama 7-0 da tarihi bir skor. Bunun altını çizelim. Tabii çok kaliteli, çok güzel maçlar olduğu gibi çok farklı maçlar da izlenebiliyor Ziraat Türkiye Kupası'nda. Bugünkü maçta onlardan bir tanesi oldu. Kerem topla buluştu Galatasaray'da. Kerem şık hareket, iki rakibine kart etti. Kerem ceza alanına çevirdi içeriye. Kalecinin müdahalesi. Şalper dışarıya. 8. golü aradı Galatasaray. Barış Alper ekranlara böyle yansıyor. 85. dakika normal sürede, artık son 5 dakikanın içindeyiz. Galatasaray son düdükte adını 4. tura yazdıracak. Kemal. Hamza, orada baskısı var Galatasaray'ın. Barış Alper faul düdüğü çalıyor. Pozisyon yeniden geliyor ekranlarınıza. Kemal. Dubois kullandı taç atışını. Barış Alper sıyrıldı rakibinden, orta şansı. Yaptı ortasını dışarıya doğru. Fananolt. Kaptırılan top. O bölgede baskısı var Galatasaray'ın. GMG Kastamonu Sporu'nda top golü ekipte kaldı.
GMG Kastamonu Spor'a atağa çıkıyor şimdi. Etkili geldi konuk ekip. Ceza alanında tehlike. Berkan 3 kişi kapattı. Baskı devam ediyor. Okan. Fananolt. Gomis. Sağ tarafa gönderdi. Dubois var orada. Dubois bomboş bir alan önünde. Orta şansı. Yaptı ortasını. Ceza alanına gönderdi. Seferovic müdahale geliyor. Top kalecide kaldı. Mücahit. Efe, Barış Alper, Kerem, Fananolt hareketlendi ona doğru. Fananolt cezalarına gönderdi, defansın müdahalesi var. Yine elle oynama beklentisi, hayır diyor maçı hakemi, oyun devam ediyor. GMG Kastamonu Spor'da kaldı top. Şimdi Fananolt. Dakika 88. Skor 7-0. Hamza Dubois'a erişimi. Top ona gelmiyor. Abdekin. Abdekin Dubois mücadelesi. Top Dubois'a kaldı. GMG Kastamonu Spor faul beklemiş. Oyun devam etti. Kerem Aktürkoğlu. Fananolt. Fananolt Hamza'yı düşündü. Hamza'nın uzağında kaldı o top. Şimdi Abdekin. Efe. Efe ceza alanında. GMG Kastamonu Spor yükleniyor. Efe baskı geldi, kaybetti topu. Efe'ye destek verilmeyince 4 kişinin arasında çıkma şansı tabii ki çok az. Hamza. Bir kez daha top GMG Kastamonu Spor'da. Berkan. Bir kez daha topla buluştu Berkan. Sol tarafa gönderdi. Başarılı paslar GMG Kastamonu Spor'dan. Şimdi ceza alanında tehlike. Abdekin top kalecide Okan'da kalıyor. Abdekin görüntüdeki isim. O da bugünkü hayallerini gerçekleştiremedi. Maalesef onun adına. Son dakikanın içindeyiz normal sürede. Galatasaray 4. tur adını yazdırmak üzere. 7-0 önde Galatasaray. Baran. Gomis'e doğru. Gomis. Şimdi cezalarında topla buluştu. Bafetimbi Gomis. Destek bekledi. Seferovic. Kaybediyor topu. O kalabalıkta topu kaybetti. Haris Seferovic. 2 dakikalık uzatmayı gösterdi 4. hakem. Uzatma bölümündeyiz. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Gomis oynadı. Gomis döndü vurdu dışarıya. 8'e 8. gole. Çok yaklaştı Gomis'le Galatasaray. Kerem'in pası. Gomis böyle döndü böyle vurdu. Top out'a gitti. Bu da bir başka açı. İşte Gomis. Günün en başarılı isimlerinden biri şüphesiz.
Yiğit Arslan. O ayak fazla kalktı dedi. Endirekt vuruşu belirledi hemen. Endirekt vuruşu kullanıyor GMG Kastamonu Spor. Son anlar mücadelede. Baran. Ross. Baran. Sol tarafa. Fan Arnaut. Kerem yine hareketlendi. Top istedi. Seferovic oynadı. O bıraktı. Gomis'e. Gomis'in pası. Hamza vurdu dışarıya. Hamza Akman. Okan Hoca hem Gomis'i hem Seferovic'i. Son düdük geliyor. Galatasaray 4. turda. Galatasaray 7. GMG Kastamonu Spor 0. Maçın sonucu.